Bir usta başarıya ulaşana dek her ufak detaya ilgi gösteren ve her ufak hareketi mükemmelleştiren kimsedir. Eğer bir şeye gerçekten değer veriyorsanız ve o şeyin gerçekten önemli olduğunu biliyorsanız, bir ilerleme kat edip kat etmediğinizi görmek adına her detayı mükemmelleştirmek doğal bir içgüdüdür. Ben kendi hedeflerimi yazmaya başladığımda o hedeflerin hepsi açık ve net değildi. Bazıları birer fanteziden ibaretti ve iyileştirilmeye ihtiyaçları vardı. Ve fark ettim ki eğer gidip hayali şeylere enerji harcıyor ve kendimi mağlup ediyorsam, bu benim öz değerimi yükseltmiyor, yapmak istediğim şeyleri başarmamı sağlamıyor ve fark ettim ki bir değerlendirme yapmam gerek. Size bir örnekle açıklayayım durumu. Ben işe hedeflerimi belirleyerek, hedefi belirlediğim ve hedefe ulaşmak istediğim tarihleri not ederek başladım. Ve genel olarak eğer biraz manik, gururlu ya da kibirliysem, çok kısa bir zamanda ulaşılması gereken çok büyük bir hedef yazardım ve belirlediğim zamanın sonunda hedefe ulaşamamış olurdum. Bu da beni denge konumuna döndürürdü. Bazen de fazla basit bir hedefim olursa ve çok ufak bir hedefi çok uzun bir zamana yayarsam, aklımdaki tarihten çok daha önce başarım sağlayabilirdim. Ben de geri dönüp durumu incelemeye başladım. Bu hedefleri takip ederken kişiliğim, tutumum nasıldı? Tutumumu daha iyi anlamaya ve hedeflerime belirlediğim tarihe yakın zamanda ulaşmanın yollarını anlamaya çalıştım. Çünkü eğer bir hedef belirlerseniz ve o hedefe belirlediğiniz zamanda erişirseniz zihninizde bir kesinlik oluşmaya başlar. Ama eğer çok büyük bir hedef koyarsanız benim amaçsızlaştırma dediğim mağlubiyet durumu ortaya çıkar. Veya çok basit bir hedef koyarsanız bu da benim amacı geri kazandırma dediğim yüreklendirici etkiye sebep olur. Ama eğer tam rayına oturan bir hedef belirlerseniz amacınız hiç şaşmaz ve bu amaç çok güçlü olur. Ben de bu yüzden kendimi görev üzerinde biri olarak görürüm. Bu anlattıklarımı yapmaya başladım, süreci takip ettim. Hedeflerime daha mantıklı zaman aralıklarında ulaşmaya gitgide yaklaşmaya başladım. Kendimi hedeflerim üzerinden yönetmeye başladım. Çünkü fark ettim ki bazen bir günde kendimi gaza getirmek için çok büyük bir hedef koyardım ve sonunda bu durum sadece tersi bir etki yaratırdı. Bazı seminerlere gitmekle ilgili sorun bu. Manik bir halde fantastik hedefler belirliyorsunuz ve kısa sürede işler çığırından çıkınca kendinize yükleniyorsunuz. Sonra hayal kırıklığını hedef belirlemekle ilişkilendirip bu düşünceye mağlup oluyorsunuz. Objektif olmaya ihtiyacımız var. Çünkü objektiflik momentum yaratıyor. Ben de hedeflerimi iyileştirmeye ve dengeyi bulabilmeye başladım. Sonra kendime neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını sordum. Bu harika bir soru. Her gün ne işe yaradı ne işe yaramadı. Böylece faydalı olan ve işe yaramayan şeylerin birer listesini yaptım. Yapmam ve yapmamam gereken şeyler listesi gibi düşünebilirsiniz. Sonra da kayıt tutmaya başladım. Eğer hedefim dünya üzerindeki her ülkeyi gezmekse, her ülkenin yazılı olduğu bir liste yaparım ve tek tek gezdiğim ülkeleri işaretlerim. Eğer hedefim mümkün olduğunca farklı şehir görmekse, gittiğim şehirleri not ederim. Şu anda 2040 şehre ulaşmak üzereyim. Tüm bunların kaydını tutuyorum. Eğer bir firmaya danışmanlık yapıyorsam, tüm firmaların bir listesini tutarım. Şu anda rakam 3000 civarında. Veya ünlü insanlara, tanınmış kişilere ya da herhangi bir grup insana gidiyorsam bunların kaydını tutuyorum ki hedef olarak koyduğum şeyler gerçekleşiyor mu görebileyim. Eğer bunun bir kanıtını göremiyorsam geri dönüp soruyorum. Bu gerçek mi, doğru mu? Ve sonrasında sonuç elde edemediğimi görürsem 3 şeyden birini yapıyorum. Ya hedefin ince ayarını yapıyorum ya hedefi komple siliyorum. Ya da yaptığım şeyi ve gereken adımları benim için öncelikli olan değerlerimle bağdaştırıyorum. Ve daha sonra tekrar dönüp baktığımda sonuç elde ettiğimi görüyor muyum? Görüyorsam harika. Eğer göremiyorsam hedefi rafine etme zamanı. Açıkça benim için bir öncelik değil. Stratejik planlama için gerekli zamanı ayırmıyorum. Ya da gerekli aksiyonu almıyorum. Eğer gerekli hamleleri yapmıyorsam benim için öncelikli bir hedef değildir. Eğer neden sorusu yeterince kapsamlıysa, nasıl soruları kendi kendini çözer. Gereken stratejiyi kurar ve gerekli hamleleri yaparsınız.
Hedefi iyileştiriyorum ve böylece gerçekleşmeyen bir şey üzerine enerji harcamıyorum. Kendimi tanıdığımdan ve kendim olduğumdan emin olmalıyım ki kendimi sevebileyim. Sonuç olarak bu şekilde öncelikleri sıralamak, geri dönüş almak ve yaptığınız şeyi iyileştirmek. Benim görüşüme göre çok önemli bir şey ve aynı zamanda bir şeye gerçekten kendinizi verdiğinizin de bir işareti. Eğer bir şirket düşünürsek, bu şirket tüm aktivitelerini, tüm harcamalarını, tüm başarımlarını gözlemlemeli. Tüm bunlara hakim olmalı. En sağlam şirketlerin daha yüksek bir hakimiyet derecesi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer kendi üzerinizde hakimiyetiniz yoksa, geri dönüş alamıyorsanız ve zamanla sisteme gerekli düzeltme ve geliştirmeleri yapamıyorsanız, kendiniz üzerinde bir hakimiyetiniz olduğunu söylememiz zor. Bir usta, başarım yolunda her ufak detaya odaklanan ve gerekli düzenlemeleri yapan kişidir. Aynı şekilde para durumları. Belli bir tarihe kadar yapmak istediğim bir şeyle ilgili bir vizyonum vardı. Ekonomik olarak nerede olduğuma bakıyorum. Eğer hedefin üzerinde veya altındaysam ya stratejimi ayarlayıp süreci ivmelendiririm ya da hedefi daha gerçekçi hale getiririm. İkisinden biri. Çünkü yaptığınızda eşleşmeyen bir hedefiniz olduğunda her seferinde kendinizi yıldırıyorsunuz. Hedefiniz ve hamleleriniz arasındaki gerilimin mümkün olduğunca az olmasına çalışmalısınız. Ve bu duruma en öncelikli değerlerinize göre yaşadığınızda ulaşırsınız. Şunu bir düşünün. Gerçekten önemli değerlerinize göre giden bir gün geçirdiğinizde ve gerçekten önemli olan harika şeyleri yaptığınızı hissettiğinizde daha dayanıklısınız, daha uyumlusunuz, geçinmesi daha kolay birisiniz. İnsanlardan rahatsız olmanız daha zor. Dikkatiniz dağılmıyor. Bozukluklarla karşılaşmıyorsunuz. Kendinize bir şeylerle ilgili yalan söylemiyorsunuz, daha objektifsiniz. Ama eğer en öncelikli değerlerinizle yaşamıyor ve herkesin hayatınıza sızmasına izin veriyorsanız, tüm gün boşa gitmiştir. Önemli hissettiren hiçbir şey yapmamışsınızdır. Daha patlayıcısınızdır, daha duygusalsınızdır. Ani duygu değişimleri yaşarsınız ve yerine oturmayan hedefler koymaya eğilimli olursunuz. Yani önceliği olan şeylere yönelmek çok önemlidir. Daha objektif olacaksınız. Duygularınızın kontrolü ele almasının önüne geçeceksiniz. Ve hedefleriniz daha isabetli olacak. Kendi üzerinizdeki hakimiyetiniz artacak. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Teşekkür ederim.